Anadolu'dan nüfus transferi Balkanlara hep devam etmiştir. Bunların bir kısmı evet Karaman bölgesinden gitmiştir. Büyük bir bölümü de Batı Anadolu'dan, Yörüklerden gitmiştir. Bunların 16. yüzyıldaki adları Tekirdağ Yörükleri, Naldöken Yörükleri, Tanrıdağ Yörükleri gibi isimleri de vardır bunlar. Bunların hangi aşiretlere mensup olduklarına dair Osmanlı kayıtlarında epey bilgi belge var. Birçoğu da yayınlandı, kitap olarak da yayınlandı. Var, her yerden var. Var, Orta Anadolu'dan ama daha çok Orta ve Batı Anadolu'dan nüfus aktarımı olmuştur. Fakat işte talihin kötü tarafı Fatih çocuklar olarak gitmişler, muhacir çocuk olarak geri dönmüşlerdir bu taraf. O da işin ayrı bir dramı. Ama şu var yani Rumeli muhaciri yok Anadolu yerlisi gibi ayrımlar da zaman zaman dürtülüyor. Zaman zaman söyleniyor. Bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Türk'ün Rumelilisi, Kıbrıslısı, Anadolulusu olmaz. Biz hepimiz biriz yani. Böyle bir şey olmaz yani. Bunlara karşı da herkesin aklının başına alması lazım. Konuşmalarında bile. Anlaşıldı. Oh ne güzel maşallah yani. Yavuz'un o Dulkadirlerle akraba. Hanımı. Yani kayınpederi öyle söyleyelim. Despina Trabzon Rum İmparatoru'nun kızıdır. Despina'nın kızı Alemşah Begüm var. Tamam mı? Alemşah Begüm Haydar'ın doğru. Alemşah Begüm Haydar'ın eşidir. Şah İsmail'in de annesidir. Dığdısının dığdısı derler Anadolu'da. Siz oradan Şah İsmail'e bir kulp bulmaya çalışıyorsanız karşınızda önce beni bulursunuz. Siz karşınızda beni bulmadan önce ya bir şey ifade etmez yani. Despina'nın kızı Alemşah Begüm Şah İsmail'in yani Şeyh Haydar'ın hanımı Şah İsmail'in de annesidir. Ama Alemşah Begüm bir Hristiyan anneden doğma bir çocuk gibi değil, bir Müslüman insan olarak ölmüştür. Öyle yaşamış ve öyle ölmüştür. O zaman doğruladık. Doğruladık. Ha, onu şey diye anlatırlar yani özellikle Hristiyan kaynakları Şah İsmail tabii çok parlak bir hükümdardır. Kabul etmek lazım. Bu olsa olsa böyle bir kahraman olsa olsa Hristiyan olur diye anlatırlar batıdaki kaynaklar. Bizimkiler de ondan aha bak bu Hristiyan zaten anası da Hristiyandı bunun diye başladılar. Ya ne diyeyim işte yani. Peki efendim bir soru mu var? Buyurunuz. Siz buyurun o küçük o sorar. Maşallah. Dedeliği mi duymak istiyorsun, rivayeti mi duymak istiyorsun? Ya ne zor soru sordum. Vallahi bak. Şimdi Türkmenler kendi hayat hikayeleri içerisinde gerekse içinde bulundukları dini havza itibarıyla din önderlerine her zaman saygı duymuşlardır. Onları sadece din anlatıcısı olarak görmüşlerdir ya da dini yaşayan insanlar olarak görmüşlerdir. Onun asli fikri nedir, ne anlatır, ne yayar, kalenderi midir, Bektaşi midir, Halveti midir, Nakşi midir onlara falan da bakmazlar. Asıl olan o adamın bir ne diye söyleyelim, o kelimeyi kullanmak istemiyorum da yani Allah dostu diyorlar da onu kullanmak istemiyorum yani çok siyasi bir hale getirildiği için şey yapmıyor. Yani dindar dini yaşayan bir adam olarak onu görmeleri, bir derviş olarak onu görmeleridir esas olan. Bu tür gördükleri insanlara karşı sadece saygı beslemekle kalmıyor, onun etrafında hikayeler de örüyorlar. Yalnız burada örülen hikayeler,
Bazen Yunus Emre'nin bir hikayesi göç ediyor, oraya giriyor. Bazen Hacı Bektaş Veli'nin, bazen Karaca Ahmet'in ya da Tapduk Emre'nin ya da Ahmet Yesevi'nin ya da hiç olmadık birinin hikayesi geliyor. Böyle hikayeler örülerek yeni bir hikaye oluşturuluyor onun etrafında. Ve o da zamanla benimseniyor. O havzada, o adamla alakalı hem saygı duyulan hem inanılan bir yapı meydana getiriyor. Muhtemelen sizin oradaki hikayede bununla alakalı olması lazım. Anadolu'da bu tür hikayeler çok fazladır. Bu tür türbeler de çok fazladır. Yunus Emre'nin 7-8 yerde mezarı vardır. Başka şeyhlerin ya da işte ermişlerin pek çok yerde mezarı olduğuna inanılır. Bizim köylerin yakınlarında da vardır. İşte mezar olduğuna inandığımız yerler, dağlar, tepeler. Türbe diye bir dağ vardır mesela bizim orada. Sebebi nedir? Orada dağın en uç zirvesinde bir türbe olduğuna inanılır. Biz çocukken erinmedik, usanmadık. O dağın zirvesine kadar çıktık. Burada hakikaten türbe mi vardı? Yığılı bir taş kümesi vardı. Yani taşları yığmışlar. Kim yığdı, nasıl yığdı bilmiyorduk. Ama onunla ilgili hikayeler anlatılırdı. Bu tür hikayelerde toplum anlatır, sever de bu tür hikayeleri. Şimdi Ankaralı olan var mı içinizde? Ankara yolunu bilen var mı? Ankara, İstanbul Ankara yolunu. Şeyh Semerkandî Türbesi diye bir ok işareti gösterir. Çamlıdere'de, evet. Evet. Bir gün oradan geçerken hanım dedi ki gel dedi bak Şeyh Semerkandî Türbesi'ne uğrayalım hazır gelmişken dedi. Ben de arabayla hızlı geçiyorum. Bir kere geçmişte bulundum ama baskın çıkacağım yani. Ne işimiz var bizim türbeyle falan bağırdım çağırdım. Böyle. Adam kim tanımıyorum bile. Tanımadığım adamın türbesine ne gideceğim? Maksat baskın çıkmak. Hanım dedi ki tamam lanet olsun tamam gitmiyoruz dedi. Ama ben de zaten geçtim. Sonra tarih araştırmalarım sırasında çekirge istilaları ile alakalı konuya biraz kafa takmaya başladım ben. Ya bu konu ilginç, bunu biraz çalışayım diye Osmanlı arşivinden belgeler falan topluyorum. Çıka çıka bir çıktı. Ben tanımıyorum dediğim adam çekirge şeyhi çıktı. Tabii bunu hanıma anlatmam lazım da ya ben oraya gitmem lazım işte oraya görmemiz lazım. Ya bir gün hadi gel şeye gidelim. Şeyh Semerkandî Türbesi'ne gidelim. Hani sen demiştin ya benim vicdanım da yara oldu falan. Ondan sonra bir sürü böyle şeyler yaptık. Tabii sonra foyam ortaya çıktı yani benim asıl niyetimi vicdanımı rahatlatmak değil de bir araştırma dolayısıyla oraya görmek istediğim. Anadolu'da böyle yerler çok fazla var efendim. Peki bir delikanlı vardı orada. Ya bu benim hala karşı durmama engel değil bunu anlatmış olmam yani. Senle biz çıkınca bir görüşelim ya. Doğru, iyi dinlemişsin onu. Hatta eksiksiz anlattın yani. Tebrik ederim. Şimdi Şah İsmail'in İran'ı Şiileştirmiş olması Şah İsmail ile alakalı benim görüşlerimi değiştirmez. Şah İsmail tarihe mal olmuş bir Türk hükümdarıdır. Ayrıca Şah İsmail Azerbaycan'ın da çok sevdiği bir hükümdardır. Azerbaycan kendisini tarih inşa ederken Şah İsmail ile başlıyor. Yani Selçuklu'dan sonraki tarihi Şah İsmail'den başlıyor. Bizim Şah İsmail ile alakalı söyleyeceğimiz menfi sözler Azerbaycan tarihinde yakından ilgilendirir. Bu bir. İkincisi, az önce de söyledim. Tarihe menfi müsbet açısından bakmak diye bir mecburiyetimiz yok bizim. Eğer
bunlar tarihte olmuştur, yaşanmıştır diye anlatıyorsak, nasıl Yavuz Mısır'ı fethetti diye anlatırken onun zorluklarını, o çölü geçerkenki ordunun lojistik problemlerini falan nasıl anlatmamız gerekiyorsa ya da Mısır'ın Osmanlı hakimiyetine girdikten sonraki durumu nasıl anlatmamız gerekiyorsa, İran'ın Şiileşmesini de evet Şah İsmail'in eliyle olmuştur. Şah İsmail bunu kılıç zoruyla başlatmıştır. Tebriz Cuma Camii'ndeki o elinde kılıçla durması, minberin önünde durması, diğer kızılbaşların elinde kılıçla cemaatin arasında durmaları ve hutbeyi resmi mezhep olarak ilan edilişin hutbesini dinlemesi, bunlar tarihi vakadır. Tarihi vakayı anlatırız. Siyaset üretmemiz gerekiyorsa siyasetçiye buradan bir siyaset üretiriz. Okuyucuya ise olayları anlatırız. Bakın bunlar da böyle oldu. Bilin yani bunların tarihi kökleri, tarihi derinlikler buraya kadar gider diye bilin diye bunu anlatırız. Oradan şunu da konuşmak gerekir. O elinde kılıçla bekleyen kızılbaşlar ne oldu diye sorarsan, onlar da Şii oldular. Tamam mı? Kızılbaş olarak gittiler, Şii oldular. O da işin başka bir tarafı. Yani söveceğimiz veya öveceğimiz kahraman aramakla uğraşmayalım. Benim söylemeye çalıştığım nokta o. Karşında beni bulurdan kastım da o yani. Vaktiyle televizyon programlarında falan da ileri geri söylüyorlar. Ama bizim bak biz sorumluluk sahibi insanlarız. Bizim söylediğimiz her sözün farkına varmamız lazım. Burada toplu iğne düşse Azerbaycan'da sesi geliyor. İran'da sesi geliyor. İran'daki adam Şah İsmail'i sadece tutunacak bir dal olarak görürken sen buradan lanet olsun diye okursan adam diyor ki ya ne oluyor yani ben Türklüğün neresinde duruyorum demeye başlar. Tamam mı? Bazen tarih siyaset için de lazımdır. Tamam. Peki başka soru yok mu? O zaman herkesin evinde çocukları baba baba diye ağlaşıyor ya da anne anne diye ağlaşıyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki toplantımızın tarihini bilmiyorum ama sanırım gene güzel şeyler konuşacağız. Efendim? Kızıl Elma'yı mı konuşacağız? Cam o 2 dakikalık bir konu yani. Güzel şeyler buluruz anlatacak bir şeyler. Efendim? Turan'a mı gidelim? Gireriz inşallah. Peki efendim.